yaşasın, Yahudiler de böyledir. Aynı felsefeyle. Onlar Ermeniler. Yani anlayış Ermeniz ilk önce. Ve sözde Ermeni soykırım iddialarıyla Ermenistan konusu onların hassasiyetleridir. Ben Amerika'da, Fransa'da Ermeni gençler gördüm ki hayatlarında Ermenistan'ı görmüyorlar. Karabağ'a hiç görmüyorlar. Karabağ'da Ermenilerin köç ettirilip yaşatması için paralar topluyorlar. Organizasyonlar düzenliyorlar. Hayatlarında görmemişler. Ama bizim insanımız böyle olabilir mi? Hayır. Herkes milletinin coğrafyan karşının içinden çıkamıyor. Bizim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan ve Türkiye diaspora örgütlerinin toplantısında konuşanda bir şey dedi diasporaya, bakın dedi, bir milletin iki diaspora olur. Bir milletin tek diaspora olur. Ben de sonra Sayın Cumhurbaşkanı dedim, bizim iki de değil, bizim bir 30-40 diasporamız var. Her coğrafyadan giden insanımız ayrı coğrafya adımının diasporadır. Milli anlayışta değil, herkes de kendisiyle ulaşar. Kardeşim orada, orada da kardeşim var, burada da kardeşim var, onun da bir işine gidip, hayır. Çünkü bu bilinç yetiştirir mi gençliğimize, yetiştirilmedi. Bunu sizin de erişmeniz lazımdı gençler. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Ben İsrail-Palestin sorunuyla ilgili televizyonda olduğum zaman bir belgesel yaptım. Palestin tarafında çekimlerimi yaptım, keşif İsrail tarafına. İsrail tarafında, şimdi bunları dinliyorum. Kudüs konusunu konuşuyoruz. Bir profesör kadındı. Ben buna dedim ki, ya bu dedi ki Kudüs bizim diye bizim tarihimizde. Ben de hayır tarih değil. Böyle konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu birden dedi, dedi ki, kusura bakmayın, belki dinleyebilir misiniz? Bu tartışma çok uzun sürdü. Evet dedim, siz dedi farklı şeyler getirebilirsiniz tarih. Ama bunların benim için önemi yoktu. Biliyor musunuz niye? Niye dedim? Siz dedi biliyor musunuz dünyada bütün Yahudiler, nerede doğulur, nerede büyür önemli değil. Onların aile toplantılarında, aile bir yere toplandığı zaman, bir yemek etrafında birleştiği zaman, herkes ilk önce ayağa kalkarak ne söylerdi? Hayır dedim, o zaman bilmiyordum. Ne söylerdi der dedim. Derdi ki, herkes ayağa durar derdi. Bunu içer, bunu içer bu sağlığı. Yeni kuracağımız Yeruşalim'in sağlığına. Ben bir İsrail'i hiç görmemiştim. Ben Amerika'da doğmuştum. Ben düşünüyordum 7-8 yaşlarında bir çocuktum. Ben hiç bilmiyordum bu Yeruşalim nerede? Diş, topraktı, yemeliydi, içmeliydi. Bir 7-8 yaşında çocuktum. Ama ben düşünüyordum ki bu Yeruşalim demek neyse o masanın arkasında babamın annesi oturur. Benim babam. Babam ilk önce annesini demedi, Yeruşalim dedi diye. Düşünürdüm ki bu Yeruşalim neredeyse demek ki babam için annesinden daha değerli. Sonra hanımı eşi oturuldu, benim annem. Ben düşünüyordum ki bu Yeruşalim neyse demek babam için eşinden de değerliydi ki ilk önce onu dedi. En sonunda dünyada insan için en değerli şey evladı, vazgeçemedi. Babam ilk önce ben düşünüyordum ki beni bizi de değil, beni de değil Yeruşalim söylediyse Kudüs, onlar Yeruşalim diyor tabii ki biz Kudüs. Demek ki bu neyse babam için kendi evladından değerlidir. Böyle yetiştirdiler dedi. Böyle yetişen kafaların başka tarih kabul etmez hiç zaman. Biz onun için öyle yetiştirildik ki her birimiz birer askeriz. Ölüme bile her an hazırız onun için. Çünkü böyle yetiştirildik biz dedi. Ama bizim gençliğimiz dünyanın çeşitli yerlerinde bu bilinç altına gelebilir mi? Hayır. Her yerde paramparça bölünürüz ve bölündüğümüz süreçte de davalarımızın arkasında büyük güç olarak çıkamıyoruz. Bakın ben size Fransa örneğinde çok önemli bir şey söyleyeceğim. Fransa biliyorsunuz karar kabul ettiği zaman bu inkar yasasını kabul ettiği zaman Azerbaycan biz tabii ki biz Türk milletinin devleti olarak kendi milletimiz adına bunu hakaret bilerek buna ciddi şekilde öz protestolarımızı iletti. Fransa Senatosu'ndan bir heyet gelmişti. Yani bu karara itiraz eden, aleyhine konuşan ve aleyhine oy kullanan bir heyet gelmişti. Belki Türk televizyonlarında dinlenmiştiniz o hanımı. O Azerbaycan Dostluk Grubu'nun üyesiydi. Natali Kule senatör onun başkanlığında mecliste görüşürdü, tartışırdı bu konuyu ki çok sert şekilde. Birden döndü biliyor musunuz ne dedi? Bizi dedi bu olayda
şaşırdım, biliyor musunuz ne oldu? Ne oldu dedik? Fransa dedi, parlamentosu dedi, karşısındaki mitingde dedi, çoklu sayıda Azerbaycan bayrağını gördüğümü görmeniz bizi en çok şaşırttı. Biz dedi düşündük ki demek ki biz bu kararla karşımıza aldığımız tek bir devlet değil, Türkiye değil. Bu kararla karşımıza aldığımız iki devlet en az var, hele biz bayraklara da bakar, içine de bakar, belki hele başkaları da var. Demek ki karşımıza aldığımız güç bir değil artık, büyük bir güçlü de Fransa bunu ciddiye almak zorundadır. Şimdi düşünün ki biz davalarımızın arkasında tek tek değil, millet olarak 10 milyonlar geçersek başkaları çok ciddi şekilde onlar bizi bizden iyi bilir, bizden iyi de tanır, görürlerse o zaman o davalarımızın sonucu farklı olur. O durumlarımızın ki insanımızın her coğrafyada gözünde yaş var, o yaşları durdurmamızın tek yolu budur. Tek yolu budur, bunu yaparsak geleceğe doğru farklı yürüyecek gençliğimiz. Yapmazsak bugünkü durum 10 yıl sonra dolacak. O oyunlarda 15 yıl, 20 yıl sonra da ona göre ben diyorum ki gençliğimizin bir yerden dur demesi lazımdır. Dur ne diyecek? Artık coğrafi anlayıştan çıkacağız diyecek. Ben Türkiye'de 90 büyüsem de ben Karabağlı olabileceğim. Ben Azerbaycan'da 90 büyüsem de bir Kırımlı olabileceğim. Ben Irak'ta 90 büyüsem de bir Balkan Türk'ü kimi hissedebileceğim onun davasını. Bu anlayış, bu bilinç gelmeden çok zor olacak ve bu bilincin gelmesi için şartlar da çok güzeldi bugünkü. Hangi şartlar? Bütün dünya bugün küçük bir kutunun içine girdi. Gençler, bu günleri Arap Baharı'nda inkılapları bile internetle yaptılar, virtual dünyayla. Küçük bir kutunun içindeydi bu dünya. Ve bu dünyada bu tür düşünce birliklerini kurmak, aydınlatmak, aydınlanmak, yaymak o kadar kolaylaştı ki ama maalesef gençliğimiz bunu iyi kullanır mı? %90'la hayır. Ben zamanım az olsa da hem Facebook olsun, Twitter olsun, sosyal ağlarda olmaya çalışırım. Daha çok da niye gençliğimizi orada görürüm. Sonunda adamlar gençliğimiz beni o kadar çıldırttı ki götürdüm Facebook'ta yazdım. Ben bir kişi bir gruba eklerse sizden şikayet edeceğim. Hep aşk, meşk, sevgi, eğlence falan gruplar toparlanmışlar. 70-80 kişi, 100 kişi fotoğrafı. Ya kardeşim, Pizzana'da böyle gruplar toparlayayım, bizi de alın içine. Bakak göre ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Çeşitli yabancı dilleri bilen gençliğiniz, girin o formların içerisinde milletin derdini, gerçekleri anladın, yalanlara karşı savaşın. Bugün savaşmak tekçe toprak üzerinde silah almak değil. Bugün toprak üzerinde silah almak savaşı en son yer. Bugün savaşın en büyüğü orada yapılır. Çünkü kafaları değişebilirsiniz. Kafaları değişirsiniz zaten birçok sorunun çokunun kökünü halledebilirsiniz. O yüzden bizim gençliğimizin bunu yapması lazım. Bazen Rum tarafına bazen konuşanda hiç kimseni beğenmiyoruz. Ama gerçekleri kabul edelim. Adamlar Kıbrıs'ta özel bir otelin açılışında bir şarkıcının Jennifer Robson adam para kazanacak, bireyden paralar kazanacak. Adamlar 2-3 gün içinde 40-50 bin Twitter'la attılar adama ki oraya okursan böyle olur, öyle olur, öyle böyle olur. Adamı baskıyla geri çektiler. Kendi parasından ittiler baskıyla. Bizim gençliğimiz bu kadar yalanlar kabul olunur. Böyle bir baskı yapabiliyoruz mu? Fransa mı söyledi? Fransa'dan önce kabul etmemişler mi bu kararları? İsviçre, Fransa'dan önce sözde soygunu, inkarı kabul eden şey etmişti. İkincisi de tek önemli şey ceza mı? Bana Avrupa Konseyi'nde şey söyledi. Sayın milletvekilim dedim, bir Fransız Avrupa Konseyi'nde bizimle çalışan milletvekili, ben inanmıyorum dedi, bu ceza yasası anayasada tesliklensin, siz rahatsız olmayın, bu iptal olunur. Ya dedim, iptal olunur, olunur, önemli değil bizim için. Benim artık rahatsızlığım yok, çok ciddi şekilde rahatsızlığım var dedim. Önemlisi cezalı mı ki para cezasına çarptırmak? Paranı paranı ödeyebiliriz, yani paradan daha çok sizin sözde soygurumla aldığınız karar beni rahatsız edir. Çünkü siz o kararla benim milletime hakaret yapmışsınız.
millətdən soyqırımçı millət damğası qurmuşsunuz yaralarda. Soyqırımçı nə deməkdir? İnsanlıq dışı cinayət yapan deməkdir. Siz insanlıq aleyhinə suç yapan, insanlıq dışı cinayət yapan bir millətin üyəsisiniz. Damğasını böhtanlı qurursunuz. Bu mənim paradan, sizin verəcəyiniz para cəzasından da daha çox ağırdan bir cəzadır. Biz bunun mücadiləsindəyik dedim. Tək sizin o inkar qanununuzun deyil, sizin o kabul etdiyiniz ilk yasanın da biz aleyhinəyiz ki, siz yalan kabul etmişsiniz. Amma dünyanın bir çox ölkələrində bu yasalar keçmiş, bazı ölkələrində də gedir. Biz bunların aleyhinə gəncliyimiz iyicə savaşaraq, gəncliyimiz iyicə çalışması gərəkir. Və insanımız mağdur duruma düşür. Siz yurt dışına bir çoxlarınız çox çıxmadınız. Ben Ekim ayında İsviçre'deyim, gençlerimizle görüşürdüm. Adamlar ne Türkiye'de doğmuş ne Azerbaycan'da, İsviçre vatandaşı olan Türk kökenli gençlerdi. Biliyor musunuz ne dedi? Ne dedi sizin en çok rahatsız eden konu? Sayın milletvekili, bize en çok rahatsız eden konu, biz kendimizi psikoloji ve manevi olarak çok kötü durumda hissediyoruz burada. Çünkü İsviçre kabul etmiş sözde Ermeni soykırımını ve bize çeşitli platformalar bulduğunuz zaman siz soykırımı uygulamışsınız, niye özür dilemiyorsunuz diye üzerimize geldikleri zaman kendimizi çok kötü hissediyoruz dedi. İkinci bir tarafı biliyor musunuz ne bir insanımızın yüzleşen? Avrupa'daki seçimlere, son seçimleri izlediğiniz zaman ne kadar insanımız seçimler dışında kaldılar. Bunlar ne olacak geleceği? İnsanımız ikinci sınıf vatandaş ya olarak yaşayacak ya da yaşamayacak. Çünkü politikaya girenlere ne diyor o kabul eden ülkeler? Partiler diyor ki sen kabul ediyor musun sözlerden soygurum olup? Hayır etmiyorum diyenler o zaman çıkın. Siz şey olamazsınız. Burada bir şey olamazsınız diye seçimlerden çekiliyorlar. İsviçre'de bir milletvekili var, bana Türk toplumunun yüzde çoğunluğu onunla görüşme dedim. Niye dedim görüşmeyeyim? Türk kökenli bir milletvekili de orada temsil olup, hayır dedi sayın milletvekili görüşmeyeyim. O sözde Ermeni soygırma iddiaları görüşülen zaman onun aleyhine çıkmadı. O yüzden de dedi onunla görüşmeyeyim, bir milletvekili var. Dedim eğer çıksaydı ne yapacaktılar? Çıksaydı dedi seçimden dışarı atacaktılar. Görüyor musunuz insanımız ne durumdadır? Ya birinci sınıf vatandaşlık iddianı olmayacak ya da git milletine hakareti, milletine böhtanı kabul et diye insanımızı böyle durumlara salıyorlar. Bizim gençliğimiz, insanımız iyice ayıp olarak buna üstlenmelidir. Ben Hocalı soykırımını çok detaylı anlatabilirim. Ama bence Hocalı soykırımından konuşulursa bizim gençlerimiz zamanının bir saatinin sert ederek gidip internette onu daha detaylı da okuyabilirler. Zaten imge kadar okumuş olmaları da gerekirdi. Ama okumayan varsa da gidecek, iyice inceleyerek okuyacak. Okumak zorundadır. Ama tekçe okuyup vah vahşiler görün milletimize karşı ne yaptılar deyip indi de televizyonu açın, dizi seyredin, biraz müzik dinleyeyim kafasıyla değil. Biz bu durumu düzeltmek için, bu adaletsizliği düzeltmek için, bu soykırımı yapanların adalet karşısında cevap vermesini sağlamak için ne yapacağız her birimiz? Oturacak, yapacağı kişileri düşünecek. Herkesin yapacağı işler var. Bizim toplumumuzda Azerbaycan'da biraz ben bütün Türk Müslüman toplumunu diyorum, kıyaslıyorum. Siz biz diye ayırmıyorum. Burada da bana şey değerli misafirler dedi. Ben kendimi burada misafir hissetmiyorum. Burası benim vatanımdır. Değişmemiz gerekir. Ama ne etmemiz gerekecek bu konuda? Bu konuda çok bir daha tekrarlayacağım ki çalışmamız gerekecek. Bu çalışmanı da gençliğimizin bugün ciddiyen başlatması gerekir. Herkes bizim yaşlı dedelerden gelen bir sözümüz var diye gözden yürek yanmasa, kalp yanmasa gözden yaş çıkmaz. Eğer Karabağ sorununa sahiplenmeyen bir insanın, bir gençliğin ben Karabağ uğruna gelip ölerim yapına inanmıyorum. Ölmek isteyen insan ilk önce onu iyice sahiplenecek, onun için bir şeyler yapacak. Ya sahiplenip yapmayacaksa kendi yerinde yapması gerekeni, o yüzden onun öleceğine de ben diyorum. Ben bunu her yerde bu formülü diyorum.
Ve bazen deyirler, sanki defektin biz ne yapabiliriz ki? Bizim toplumda sanki bir psikolojik bir hastalık var. Bir şey yapmak için mütlaka ya bakan olman gerekir, ya milletvekili olman gerekir, ya bir sivil örgütünün başkanı. Hayır, milli meselelerde herkesin yapacağı bir şey var. Ben size örneğin insan çekin, hatta taksi şoförünün, bir dönerçinin bile yapacağı, her bir insanımızın, sade insanımızın bile yapacağı iş var. Biz Amerika'da bütçe komisyonu başkanıyla görüşürdük. Buna adama adaletsizliğini anlattık Ermenistan'ın. Ermenistan bunu yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bakıyoruz ki adamın umurunda değil. Yani protokol hatırına bunları bir dinleyeyim de bitsin diye bir havası var. Sonunda gördü ki biz de bundan el çekmedik. Anlatmanın peşini bırakmayacağız, buna konuşacağız. Döndü dedi ki ya kusura bakmayın sizden bir ricam var. Yani dedik gelin dedi Amerika-Azerbaycan ilişkilerinden konuşalım. Bu Ermeni konusundan konuşmayalım. Niye dedik? Bakın dedi, ben dedi çocuk olanda bizim komşumuz dedi, komşuluğumuzda bir Ermeni kadın yaşıyordu. Bu dedi hep gelirdi bizim evimize anlatardı ki, Türkler bizi acından öldürdü, bizi böyle yaptı, öyle yaptı, bizi mezun bıraktılar, yemek kapamıyorduk, çocuklarımız açlıktan öldü falan falan anlatardı. Ben de dedi çocuk olduğum zaman iyi yemeği sevmezdim. Annem bana hep derdi, oğlum bak ye, yoksa sen de bu yazık Ermeniler kim acından ölersin. Ben dedi, hep bununla büyüdüm. Ben dedi, benim için Ermeniler bir mağdurdular. Onlara çok ne zalimler olmuş falanlar. Benim içimde onların başka bir yeri var. Gelin bu konumu koyar, kendi ilişkilerimizden konuşalım. Bakın, komşuda olan bir Ermeni kadının yaptığı propagandanın, yalan üzerinden yaptığı, gerçek değil. Propagandanın sonucu Amerika Kongresi'nde Bütçe Komisyonu Başkanlığı'ndan geldi kaç yıllar sonra. Ama bizim insanımız, ben yalan, falan, propaganda yapak demiyorum. Gerçeğimizi böyle anlatabiliyoruz mu? Her yerimizde böyle yapabiliyor musunuz? Buna bir milli parçamız olarak bakabiliyoruz mu? Hayır. O yüzden gençliğiniz farklı olacaksınız dedim. Ben Yahudi, o profesör bir kadından, hamile kadından sordum ki, bu Yahudiler bu gücü nerede var dedim. Bana çok meraklı. Yani biz sizden kat kat çok, tekçe Azerbaycan Türklerini aldığımız zaman 50 milyondan fazlayız. Tek Azerbaycan Türklerini Yahudilerden, bütün dünyadaki Yahudilerden, tekçe Azerbaycan Türkler olarak biz çok var. Neden alırsınız siz bu gücü ki? Bizde bu yoktu. Biliyor musunuz alemler dedi. Aynı böyle Allah'tı. Siz dedi sabah işe çıkanda dedi, ne diye çıkırsınız evinizden? Ne çıkacağım, ne dedim de diyorum ki gelirim işime, işimi yapacağım, kendim için bir şeyler yiyeceğim, ailem için, memleketim için, devletim için, ha tamam dedim. Geldim esas noktaya. Biz de öyle çıkıyoruz. Ama siz dedi çıktığınız zaman kendim ve ailem için yapacaklarım, bugün ne yapacağım diye kendinizi sorguladığınız zaman memleket ve millet için ne kadar yapacağımın yüzdesiyle, kendiniz için yapacaklarının yüzdesine kadardı. Vallahi bilin, bilmem değişen yerdeki insandan insana, bizde bile en az o %50'di. Biz evimizden çıkanda diyoruz ki, bugün ailem için, kendim için ne yapacağız, bunu yapacağız dediğimiz zaman, o kadar da diyoruz ki Yahudilik ve İsrail için yapacağız. Evimize döndüğümüz zaman da hesap veririz. Bugün kendimiz için, ailem için bunu yaptık, Yahudilik ve İsrail için ne yaptık? Bu milli bilinç olduğu zaman milletler bir hayvan bir kafasıyla sayılmaz. Milletler kalitesiyle ölçülür. Kafayla bir de hayvanı sayarlar, milleti değil. Biz dedi bu gücü buradan alırız. Bizim eksiklerimiz, gençlerimiz buradadır. Yaralı noktalarımız, kilit noktalarımız düşüncemizden, psikolojimizden gelir. O yüzden de değişmemiz gerekir ki geleceğe doğru en azı o coğrafyadaki, bütün bu coğrafyadaki insanımızın durumu değişsin. Bizim gençliğimiz de demesi gerekir. Amerika'da Azerbaycan konusunda da bir sivil toplum örgütü vardı, çalışırdı. Onun başkanı bir Yahudi'ydi. Bana dedi, oğlum askere gidecek. Bir oğlu var, tek bir oğlu. Aa dedim, ne güzel dedim. Geldim ki Amerika'da yeri kulu verecek. Siz dedi, bana hakaret yaptınız. Adamın kendisi yok, dedesi de Amerika'da doğurmuş, oranın ekmeğini yemiş. Niye hakaret yaptın? Benim oğlum dedi İsrail'e askerlik yapacak. Gidin oranı korumak zorundan. Görün adamı nasıl
yetiştirmişler ki çocuk İsrail'i görmeden İsrail'e gidip asker hizmete kafasıyla artık hazırdır. Bizim gençliğimiz de Karabağ'ı görmeyen, Hocalı'yı görmeyen, biz Hocalı katliamının yapanların da adalet karşısında cevap vermesini, Karabağ sorununun da çözümünü, Kıbrıs'ın da, Balkanların hepsinin insanımızın o zaman yapabileceğiz ki bizim gençliğimiz nerede doğup nerede yaşamasına asla olmayarak o konuya geldiği zaman diyecek ki orada bir köy var, gidemesek de, göremesek de o köy bizim köyümüzdü. Bunu diyebilecek gençlik Karabağlı, Hocalı'lı, diğer bölgelerimizde kafasıyla olabilecek, düşüncede olabilecek her yerdeki gençliğimiz sonucunda Gaz Firavun'un dediği gibi işte de bir olarak o zaman farklı sonuçları elde edebileceğiz. O yüzden de ben size bu konuda başarılar diliyorum. Siz bizden daha iyi olmalısınız. Lütfen bize benzemeyin. Biz çok iyi şeyler yapamadık. Yapsaydık demek ki bu durum olmazdı. Bu kadar ağrımız, acımız olmazdı. Siz, biz bu durumu düzelteceğiz diyerek yola çıkmanız gerekir. Bir harekat başladın. Coğrafi sınırlara taşın. Azerbaycanlı, Türkiye'li, bilmem Kırımlı, aşın bu coğrafyaları. Bu milletin bir üyesi olarak ben bu millettense, bu milletin nerede davası varsa, nerede ağlayan yarası varsa o benim yaramdı diyerek kendi aranızda bir birlik kurabilirsiniz. Gaspir Ağlı'nın dediği torunlar olabilirsinizse, Ali ve Hüseyinzadelerin dediği torunlar olabilirsinizse bizden farklı olarak o zaman gelecekte kimse bizim milletimize bu coğrafyada böyle acıları yaşatmayacak, yaşatamayacak. Yok yapmazsınızsa yaşatacaklar. Bana koca yerinde konferansta bir tane hocam bir soru verdi. Sayın milletvekilim dedim, siz Putin'in son açıklamasını duydunuz mu? Size endişe yarattı mı dedi. Hangi açıklamasını dedim, insan günde bir açıklama verir zaten. Şey dedi, Avrasya kurma. Rusya'nın başkanlığında Avrasya Birliği kurma şeyinden konuştu, politikasından. Sizi rahatsız etmedim. Ben de döndüm, hayır dedim, rahatsız etmedim. Niye dedi? Çok şey olarak, niye rahatsız etmedim? Çünkü dedim, ilk defa duymuyorum ki. Ben Rusya tarihini iyi biliyorum. Rusya zaten tarihinden bu yana, dününden bugüne, bugünden de yarına bu kadar olacak. Bunu bizim için bir yenilik mi? Ama ben de dediğim, rahatsız eden, beni endişelendiren durum başkası. Sayın hocam, nerede dedim? Sayın hocam dedim, bu Avrasya dediğim coğrafyada, Putin'in de Rusya'nın başkanlığından kurmak istediği bu Avrasya coğrafyasında tam olarak en büyük millet kimdi dedim? Türk milleti. Biz. Değil mi? Denizleri denizlere birleştiren kimdi? Biziz. Bu bölgeler, kilit bölgeler olmazsa Avrasya'da bir güldük olmaz denilen noktalar kimlerin dedi? Bizim elimiz dedi. O zaman dedim, biz niye birliği kurmak istemiyoruz? Beni bu endişelendirer. Beni başkalarının kendi çıkarları, o beni niye endişelendirecekti? Kendi milletinin çıkarları peşindedir. Beni kendi milletinin, eğer çıkarlarımız peşinde iyice yürüyemiyorsa, bu beni rahatsız edip endişelendirir. Gelin o zaman Avrasya Birliği'ni biz kuralım. Ne mani olur? Aynı millet, diliniz aynı. Bazı bölgelerde belki biraz farklı lehçe olur ama ben gidip 3 ay Kazakistan'da kalsam Kazak Türkçesini de konuşalım. Türkmenistan'da hiç rahatsızlığım yok. Özbekistan'da da hiç ciddi rahatsızlığım yok. 2 gün bana yeter ki bazı sözlerin de farkını yerine koyup otururum. Kazakistan'dan da Kırgızistan'dan en çok uçarmalar. Otururum 3 aydan sonra. Hemen hemen birbirine yakın. Dil aynı. Kültür aynı. Coğrafya bizi birleştiren coğrafya. Artık adama ne lazımdı ki sana birliği kuranmışsan? Bu ben de rahatsız eder. Bizim gençliğimiz başkalarının ne yapacağını tartışmaktansa kendimiz neyi niye yapamıyoruz düşüncesiyle yaklaşarak onları yaparsak biz daha güzel bir geleceği kururuz. Daha hak ettiğimiz geleceği kururuz. O yüzden de ben sözümü bitirerek çok zamanınızı aldım. Karabağ konusuna tekrar döneceğim.
Hocam dedim dün başlayan katliam değildi. Azerbaycan Türkleri bir bedel ödedi. Sovyet, Rus İmparatorluğu ödetti o bedelleri, sonra Sovyet İmparatorluğu ödetti, Zengezur'u alarak zorla insanımızı işkenceler vererek o bölgeni alarak Türkiye ile Azerbaycan'ın da Türk Cumhuriyetlerinin de karada sınırını yok etti Sovyetler. Tamamıyla yok etti. Nahçıvan'a toplamadı çünkü Kars Antlaşması vardı. Sovyetler de yeni kuruldu, bu yeni savaş demekti. Zaten dedi Nahçıvan'da küçük bir yer kimi burada kalacak. Nahçıvan'ın bugüne düştüğü zor durumun da nedeni oradan başladı ki Nahçıvan'da çok zor günler yaşadı. O zor zamanlarda çünkü Azerbaycan'la karada sınır yoktu. Başka yerlerden dolanarak karada gelmek zorundaydı. 37. yıllarda on binlerle aydınımızı katlettiler. Biliyor musunuz KGB hatırlarında onların katledilme nedeni nedir? Pan-Türkizdi. Hepsini yazmışlar. Pan-Türkiz, Hüseyin Cavitlerin falan. Hepsi Ahmet Cavatlar, hepsi o çırpınırdı Karadeniz'i yazanlar. Hepsi Pan-Türkiz damgasıyla öldürüldü. Tek Azerbaycan Türkleri mi dedi? Yok. Ermenistan içerisinden yüz binlerle insan sürüldü ki Türkiye sınırında Türkler olmasın, Müslümanlar olmasın. Bunlar bize korku yaradır. Ve bu günler dahil eskiden Sovyetlerin Türkiye'ye karşı en büyük askerisi nerede? Ermenistan'da. Hemen İzmir sınırımızdan birkaç kilometrede Gümrü'de. Türkiye aleyhine kurulan askeri üsler ve bu günlerde çalışılan Rusya'nın en büyük askeri üssü yüzü Türkiye'ye doğru hemen orada kuruldu. Ahıska Türklerini tamamıyla köç ettirdiler. Biliyor musunuz Ahıska Türklerinin köçüyle ilgili bir bayatı var ne diyor? Dört, bir kubre ama o politikaları nasıl anlatır dedeleriniz, nenelerimiz ve bunu gençliğe söylemişler. Diyor ki Ahıska bir gül idik yetti. Bir ehli dildik yetti. Gelin deyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti. Onlar, bu düşmanlar, o coğrafya hep İstanbul kilidi baktılar. Doğru, o insanlarımız orada o acıları Türk-Müslüman kimliğiyle yaşadılar. İndi o insanların o davası uğrunda tek kalması bizim vicdanımızı. Olur mu? Bir Türk milletinin, Türk Müslümanın vicdanı nasıl rahat olabilir ki? Benim coğrafyamda işim rahatsa bana ne Ahıska Türkleri kendimi evine dönemmişler. Bana ne? Benim işim rahattı. Kırım Türkleri, Kırım Türkleri niye oradan sürmüştüler? Kırım'da Kırımlı oldukları için mi? Hayır. Türk oldukları için Türkiye sınırlarında. O yüzden de kendi vicdanımıza da hesap vermeliyiz. Milletimiz için de hesap vermeliyiz geleceği için. Ve bunları yapmalıyız. Karabağ konusunda da hocam dün başlamadı dedim, bugün de devam edin bu soruyu. Nasıl mı devam edin? Bugünlerde hocam işgal altında. Ben Gürcistan'dan gazeteciler gitmiştiler Karabağ bölgesine. Ben Gürcistan grubu başkanıyım. Gürcistan'a giden de dedim o gazetecileri bana bulur musunuz? Bana çok enteresan idi. Bunlar ne görmüşler? Ne var Karabağ'da ne yok diye sordum. Sayın milletvekilim dedi çok kötü durum. Ama dedi hoca niye gidemedik dedi. Öyle mahvetmişler dedi. Taşları bile taş üstünde bırakmamışlar. Sanki bir harabalıklar dalmış o kentten dedi. Ve dedi biz dedi çıktığımız zaman oradan kameraların bütün görüntülerini sildirdiler. Hem fotoğrafların hem kameraların ki bu görüntüler çıkmasın. Öyle bir vahşet bir görüntüleriydi ki insan yok. Kende bile bir soykırım o kadar kende yapmışlar. Bugün bile Hocalı'dan sağ insan kötü olmadı. Burada rakamlar seslendirilir. 613 kişi. 613 kişi değildi. 613 kişi orada hemen yerindece katledilen soykırıma maruz koyulanlar idi. Ama ben Tıp Üniversitesi'nin öğrencisiydim ve biz yaralara yardım edildik. Oradan gün